Çankırı Orta Gürdüz Köyü doğumluyum. Evliyim, 4 çocuk babasıyım. Aynı zamanda MÜSİAD'da orman ürünleri sektörünü kurma görevi aldım. Yani geçici başkanlık göreviyle görevlendirdi. Şu anda orman ürünleri sektörünü kurma çalışmalarını yapıyoruz. Ama benim için önemli olan Çankırı ve Çankırı deyince akan sular duruyor. Bununla alakalı ben federasyonda iş adamları komisyonu başkanı, aynı zamanda orada dernekler birliği başkanı olarak ciddi çalışmalar yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Sizlerle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum burada. Sevgili Çankırı halkıyla, kamuoyuyla. Buradaki bütün ben protokol olarak ayırmak istemiyorum. Bütün Çankırılara hoş geldiniz. Bu kahvaltıya şerefler verdiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bizler Orta Dernekler Birliği olarak Çankırı'nın kalkınması adına bize göre çok değerli bir çalışma başladı. Dedik ki Orta gerçekten Çankırı'nın 11 ilçesi arasında en geri kalmış ilçelerden birisi. Biz de doğduğumuz bu topraklara ahdi vefayı ödemek adına burada bizler sanayici kimliği olan kişiler olarak bir organize sanayi kurma çalışmaları başlattık. Bununla alakalı da sağ olsun değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber şu anda sayısı 56'ya ulaşan 56 adet yatırımcı ve sanayici dosyası topladık. Bununla alakalı da çalışmalarımızı Sayın Sanayi Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza ulaşarak arz ettik. Yani neler istediğimizi, neler yapmak istediğimizi kendilerine ifade ettik. Sağ olsun Sayın Sanayi Bakanımızı belli bir görüşmeden sonra ikna ederek oradaki organize sanayi bölgesinin olumlu aldık. Ben aynı zamanda Çerkeş'te yatırımcıyım. Şu anda da yaklaşık 60 kişi istihdam ediyorum. Şu anda da bu sayıyı çıkarmak üzere eleman arayışlarımız devam ediyor ama maalesef bölgemizin sorunu olan yetenekli elemanları maalesef bulamıyoruz. Yani Çankırı'da tabii bir sıkıntı da yetişmiş eleman sorunu çok ciddi vaziyette. En son Sayın Valimizin başlattığı ilçelerdeki ilçeler geleceğini planlıyor toplantısına bizler Orta Dernekler Birliği olarak dernek başkanlarımız ve yatırımcı sanayicilerimizle beraber iştirak ettik. Yaklaşık 40 kişilik bir grupla Orta Geleceğini Planlıyor toplantısına destek vermek üzere buradaki toplantıya katıldı. Ben sadece şunu, ben politikacı değilim, ben siyasetçi de değilim. Bizler iş adamları olarak yatırım ve yatırımcının peşinde olan insanlar. Neticede ben kendime iş adamları komisyonu başkanı olarak üstlendiğim misyonun devamında ilimin ve ilçenin kalkınması adına gerçekten ciddi çalışmalar yapmak adına aldığım bu görevi başarıyla tamamlamak üzere evimden, çocuğumdan, çoluğumdan ayrı olarak çok ciddi çalışmalar yaptım. Şimdi ben Ankara'dan Çankırı'ya ilk defa gittim. Ankara Çankırı arasındaki yolu ilk defa kullandım. Ama maalesef üzüntüyle ifade etmek isterim ki böyle bir vilayet yolu başkentten Çankırı'ya maalesef sükutu hayali uğradı. Böyle bir vilayet yolumuz var. Ben sadece buna değinmek istiyorum. Bizler gerçekten devletine, milletine, eba icdadına bağlı toprakların insanları olarak bence bu yolların üzerinde çok daha kaliteli yolları hak ettiğimize inanıyorum. Ve en kısa zamanda inşallah bu yolların çok kaliteli, en azından bölünmüş otoban halinde yollara dönüşmesini bekliyorum ve bu konuyla alakalı mücadeleme de devam edeceğim. Beni severler, sevmezler, eleştirirler, yererler. Benim için hiç önemli değil. Şimdi Sayın Başkanım dedi ki
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı diye bir ajans var. Kastamonu, Sinop, Çankırı'yı kapsayan ajans. Ben sadece şunu ifade etmek istiyorum. Çankırı'ya ayrılan pay sadece 8 milyon TL. Bir vilayete 8 milyon TL mi pay ayrılması lazım? Ben bunu kamuoyuna saygılarımla sunuyorum. 8 milyon TL bir vilayet için yatırımcıları oraya götürmek adına nasıl bir rakamdır? Bunu sizlerin değerlendirilmesi adına sizlere sunmuş oluyorum. Şimdi en son anlatmak istedim. Tabii bizler iş adamları olarak siyasetçi değiliz, vali değiliz, kaymakam değiliz. Bizler sadece aklımızdan gelenleri, gönlümüzden geçenleri yapmak üzere bu çalışmalar yaptık. Ama en son ortada Sayın Eşref Armanlar Bey'in söylediği gibi bizler dernekçileriz. Bizler kimleriz? Bizler boş adamlarız. İşleri olmayan, aslında gereksiz yere aslında hani o makamları işgal eden insanlar. Neticede dernekçilerin değeri ne olabilir ki zaten toplumda? Böyle baktığımda ben maalesef çok kırıldım ve çok üzüldüm yani. Orada 5 saat o bulunduğumuz toplantıda maalesef muhtarlara, memurlara söz hakları verildi. Bizler 40 tane giden dernekçiler olarak adam yerine konmadık. Bunun üzüntüsüyle, bunun burukluğuyla maalesef şeyfimiz kırılıyor. Ben yöneticilerden şunu rica ediyorum. Bizim gibi iş adamları olan, yatırımcı olan, çalışan insanlara ve lütfen dernekçilere değer verilsin. Dernekçilik boş adam işi değildir. Aslında çok zor adamların işidir. Saygılar sunuyorum.